AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti. Esnaf Teşkilatı'nın çalışmaları hakkında bilgi verdikten sonra esnafın durumunu da anlatan SESOP Başkanı Beşir Köksal, pandemi sürecinde esnafın çok mağdur olduğunu, özellikle kapalı olan kahveci, okul servisi, kantinci, kırtasiyeci, eğlence yerleri ve halk otobüsçüsü esnaflarının mağduriyetinin devam ettiğini söyledi. Konfederasyon Genel Başkanı'nın müfadelerine göre Avrupa Birliği fonlarından da esnafa bir yardım çıkacakmış Sayın Bakan. Böyle bir ifade kullandı. Tabii bu arada günleri geldi. Kooperatiften krediyi veriyoruz ama geriye dönüş yok. Bazı iş yerlerimiz, onlar çok yani özellikle eğlence grubu. Mesela kahvehaneler bir ara açıldı ama takdir edersiniz ki oyun olmadığı için kahveye kimse gitmez. Şoförler ve otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şaban Yalman ise halk otobüsü ve servisçi esnafının mağduriyetini dile getirerek halk otobüslerinin yolcu sayısının düştüğünü, işçi ve diğer giderlerini karşılayamadıklarını, kredilerini ödemekte zorlandıklarını belirterek mağduriyetlerini dile getirdi. Bunlar günlük ortalama 100 bin, 95 bin, 100 bin taşıyor. Şu anda 20-25 bin arası değişiyor. Zaman zaman Sayın Bakanımız sağ olsun rahatsız ediyoruz, anlatıyoruz. İl Başkanımızla ben yine sürekli görüşüyorum. Bu krediler bizim sadece aldığımız 25 bin lira destek kredisi değil. Bundan önce halk otobüslerini zorunlu olarak değiştirmek için aldığımız kredilerimiz var. Kredi kooperatifleri üstünden. Evet. Yani o da hazine destek. Başkanı biliyorsunuz. Konfeksiyoncular ve tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yıldız ise çeki dönen esnafların mağduriyetini dile getirerek sicil affına gidilerek düzeltilmesini, %10'a düşen kira stopajının da kalıcı hale getirilmesini talep etti. Ama şu anda öyle bir süreçten geçtik. Ama şu an çekleri dönen arkadaşlarım, harcı bankalarda, ödem bankada sicile işlendi. Bu insanların şu anda kredi çekemeyecek derecede sicilde görüküyor. Bunlarla ilgili de bir... Esnafın sorunlarını dinleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, talepleri MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ileteceğini söyledi. Pandemi süreci bir mücadele. Aslında tabii alınan kredilerin dediğiniz gibi süresi belli olmadığı için pandeminin önce 6 ay ödemesiz 3 yıl vadeli falan konuşuldu. Ama bu süreç uzadığı için tabii süre geldi ödemeye, gene işler yok. Tekrar uzatıldı. Ben inanıyorum ki pandemi süreci bitene kadar bu işi devlet idare edecek. Hem diğer vergi, sigorta ve diğer borçlarla ilgili de yapılandırmaları başlattık. Yeni dönem vergi borçları, eskileri de ödeyemeyenleri hem düzelttik, hem tekrar isteyenleri de, yapılandırma isteyenlerini de hallediyoruz. Bu yeni yılda zaten geçmişle ilgili belki bir matrah artırımı veya ihtilaflı işlerde ilgili vergi borçları, sigorta borçları olanlara da bir yasa çalışmamız var. Şanslı bir il olduğunu vurgulayan Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, daha fazla yatırım, demir ağ, OSB ve teşvik konusunda AK Parti olarak desteklerinin devam edeceğini belirterek SESOP Başkanı Köksal'a teşekkür etti. İnşallah en kısa zamanda açılacağını duyurdular. Çok da sevindik. Aynı konuda hem Cumhurbaşkanımızın iradesi var. Mitingde söylemiş. Hem Mustafa Varank Bakanımız bu sene bütçe görüşmelerinde özellikle Sivas'la ilgili bahsetmesi gerçekten Sivas bakımından bir avantaj. Yatırımlar bakımından bakınca hakikaten bölge şehirlerine göre en yüksek yatırımı alan bir ilimiz. Bunda tabii vekillerimizin büyük katkısı olmuş. Allah hepsinden razı olsun.